geceler Türkiye. Kanal Türk Radyo ve Televizyonu'ndan iyi geceler. Ben Dilara Endican. İster dinle ister seyret programı yeniden beraberiz. Ama bu hafta konuklarımızı anons edince radyo dinleyicilerimiz, siz kulaklarınıza inanamayacaksınız. İzleyenler, sizler, televizyon başındakilerse doyamayacaksınız. Eğlence sohbet başlıyor. Biz buradayız. Siz olduğunuz her yerde ama her zamanki gibi lütfen bizimle olun. Önce telefon numaralarımız 0212 355 85 30 ve 31. Mail adresimiz dinleseyret@kanalturk.com.tr ve www.kanalturk.com.tr efendim. İkisinde de boy, poz, kaş, göz, yetenek hepsi var. Aman Allah'ım, analar neler doğurmuş. Biri o kadar da mütevazı. Ayrıca ikisi de çok yakın iki arkadaş. Benim de sizi takdim etmekten kıvanç duyduğum Kıvanç Kasabalı ve Kıvanç Tatlıtuğ bizlerle. Merhaba. 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 Yeniden tanışalımız. Nasılsın Bilal? Hiç tanışmıyormuşuz gibi oldu bu. Ay. Hakikaten bayılacağım. Hatta anonsunu yapmak istiyorum. Sevgili radyo dinleyicilerimiz, eğer ara sıra uzun kopuşlarımız olursa inanın ki ben sevgili konuklarımı herhalde izliyor olacağım. Keşke sizler de televizyon başında olsaydınız. Ama televizyondakiler de bize yeter. Ay, Hülya Avşar'ın kulakları çınlasın. Dedi ki bir gün... Türkiye'nin jönü yok dedi. Hülya'cığım kulakların çınlasın ama bizim programda ister dinle ister seyrete bu akşam iki tane yakışıklı olduğu kadar usta iki tane oyuncumuz var. Tekrar hoş geldiniz. Kıvanç Kasabalı ve Kıvanç Tal. Yaş itibariyle ben büyümsüz olarak ben kendim de katıyorum. 40-45 yaşında oldu aşağı yukarı. Tabii büyük biraz. Ya yapma, o kadar da değil, seni boşayacak vallahi. Daha o kadar olsam da göstermiyorum. Göstermiyorum. Evet, göstermiyoruz. Yok yok. Ay, aranızda çok yaş farkı var mı? Gerçi ona geleceğim, ben biliyorum ne kadar. Niye böyle bir soru sordum ama. Önce hem arkadaşım hem de sen konuğumuz olarak. Evet. Tebrik ediyorum. Bütün izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz merak ediyordu ki... evlenme teklif ettin, evleniyormuşsun, hayırlı olsun Nihal'le. Ha. Evlenme teklif ettin deyince hani ben de realde acaba böyle bir şey mi var? Real, yani asparagas bir şeyler mi çıktı? Reali çok karıştırmıyoruz şimdi. Ha. Yok yok, şaka yapıyor. Ona bir sonra geleceğiz ama bu arada Kıvanç'ım, Kasabalı'cım şöyle pardon Tatlıtuğ, bugün bu anonslar geçtikten sonra en çok şu mailler geldi ki İşte yaşasın Kıvanç Tatlıtuğ, saçları da kesildi. Çok yakışıklı. Tüh, hay Allah kestirmeseydi diye de bir anons geçti. Onun için biz şöyle bir anket yaptık. Kıvanç Tatlıtuğ saçlarını uzatsın mı, uzatmasın mı? Artık sen de sevgili izleyicilerine ve dinleyicilerine göre belki de hareket edersin diye düşünüyoruz. Saçları daha yeni tadına vardık. Kaç senedir uzundu. Bir de Aşk-ı Memnu başladı, saçları uzatmaya başladı. Ya alıştırdın, ne yapalım yani. Bence daha iyi aslında böyle. O sence ama bir de hayran kitleriniz var. Bir de Aşk-ı Memnu, Aşk-ı Memnu'nun hani dramatolojik yapısına da çok uydu. Hikayenin dramatolojik yapısına da çok uydu. Yani o kestirme süreci çocuğun. Hı-hı. İşte Behlül'ün o yönetmenin kadar. Yönetmenin mi istedi? Yani ortak verilmiş bir karar. Hani spesifik olarak... birbirimize bir araya geldiğimiz zaman saçlarımızı kestirmenin tam zaman olduğunu düşündük. Yani. Ay nasıl oldu yani, sen belki de kendini izledin hani artık tamam sonra zaten kronolojik yıllara göre yaptığınız işleri izleyeceğim, hiç nefes almadan ara vermeden çalıştınız ama ortak verdiğin karar da olsa sen izledin, ya ben böyle bir değişiklik mi yapayım dedin ya da yani neydi? Ben de istedim açıkçası, evet. Yani hatta çoğunluğu benim tarafımdan geldi diyebilirim yani. İyi de olmuş. Ay, güveniyor adam kendine. Ama güzel oldu bir bence. Bir şey yok değil mi? Ama sana da kısa saç çok yakışıyor. Kısa saç iyi. Beni kıskandın kestin. Olabilir. Olabilir. Olabilir bak. Bak benzeşmişiz sevgili Kıvanç. Bilinçaltında bir şeyler olabilir yani. Ama kısa saç çok iyi. Evet. Yani duş alırken işte çabucak saçlarını kuruluyorsun. Tabii işte, canım. Öyle bir ıslak çıkma derdin yok. Sürekli... bakım için işte jöleydi bilmem neydi spreyydi falan bir ton saçlara zarar verecek her materyaller var. Her yere 10 dakikada hazırlanırım. En iyi daha kadın gibiyim aslında ama.
Yani hiç bekletmeyen bir dermişim ben. Neyse saçmalamadan hemen sorularıma geçeyim. Kimseyi merakta bırakmayayım çünkü çok sorularım var size. Bir kere şunu söylemek istiyorum ki aslında çok kalabalık ortamlara girdiğinizde ikinizin de röportajlarını okudum ki aslında çok gerilirmişsiniz, kasılırmışsınız. Dizlerinizin bağı çözülürmüş. Çok fazla kalabalık ortamları sevmediğinizi hem biliyorum hem okudum. Biz bizeyiz. Bir tek 70 milyon kişi var bir de. Evet. Ama Allah'tan onları görmüyoruz. Yoksa konuşamazdık. Yani peki bu nasıl bir şeydir? Yani hakikaten böyle olmanızla birlikte nasıl bu kadar güzel rol kesebiliyorsunuz? Onu sorayım. Adaşım senden başlayalım istersen. Evet, büyüğümüz olarak. Önce hep sana soracağız kasabalı. Nasılsınız? Oyun başka bir şeydi. Ya aslında yani, yapısal bir şey bu şimdi bilmiyorum ama hani ben balık burcuyum. Onun için çok romantiksin. Romantik yani çoğu zaman utangaç. O yüzden hani böyle çok kalabalık yerlere girdiğim zaman açıkçası geriliyorum ben de. Ama tabii hani televizyon hani oyunculuk yaptığımız için de tabii ki hani sette de icabında o kalabalık ortamda hani çekim yapıyoruz. Evet duydum. Fakat hani buna alıştık ama normal günlük yaşantıda evet biraz çekiniyorum o kalabalık ortama girdiğim zaman. O zaman çok rahatlayacak bir sürpriz telefonumuz varmış. Efendim iyi akşamlar. Ses gelmiyor. İyi akşamlar. İyi akşamlar cadı. Eyvah eyvah. Sevgili Hülya Avşar. Eyvah izle dedim tabii buradan yakalandım. Buyur buradan yak. Öyle ama sen bu lafı etmiştin bir zamanlar değil mi sevgili Hülya Avşar? Türkiye'de jön yok dedin. Aha da benim programımda iki tane jönüm evet. Var benim. Evet doğru. Nasılsın iyi misin öncelikle? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Doğru. Jön gerçekten çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ya Hülya'cığım televizyon sesini kısar mısın? Hiçbir şey duymuyoruz. Kıstım. Tamam. Ya şimdi geldi sesin. Tekrar hoş geldin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle sağ ol aradığın için. Dinliyoruz seni heyecanla. Ben bu televizyona canlı bağlanmayı bir türlü başaramıyorum. Senin sesin sonradan geliyor, benimki önceden geliyor. Bir garip bir şey ama konuşacağım şimdi. Biz de dinliyoruz seni. Jön, evet Türkiye'de jön yok derken ben bunu söyleyeli bir 10 sene falan olmuştur herhalde. Fakat şimdi görüyorum ki gerçekten çok yakışıklı ve çok oyunculukta başarılı gençler oluşmaya başladı. Evet. Ama onların jüri olup olmadığına 5 sene sonra ya da 6 sene sonra ancak karar vermek lazım. Yani bir kere bir dizide oynandı ve orada başarılı oldu diye hiç kimseye jön oldu diyemem. Ama çok beğeniyorum şu anda. Özellikle şu an konukların olan iki kişiyi de. Teşekkür ederiz ama şu anda şunu söyleyebilirim ki ne Kıvanç Tatlıtuğ'un ne Kıvanç Kasabalı'nın ilk dizisi. İkisi de üçer tane aşağı yukarı dizide ve televizyon filminde oynadılar. Herhalde sen kaçırdın ya da yoğun iş tempondan dolayı izleyemedin diyebilirim. Hayır benim anladığım şu sinema filmi önemli. Hani bilmiyorum yanlış mı değerlendirdim Hülya Hanım? Ben Hülya. Efendim? Hülya Avşar bizim sesimiz sana geliyor mu? Kıvanç Tatlıtuğ bir soru yöneltti. Biliyor, biliyor. Duydum. Tabii ki sinema filmi çok önemli. Ayrıca dizide de çok başarılı olmak önemli bir şey tabii ama
Bundan sonraki tutum ve bundan sonraki duruş çok önemli. Yani bir filmde ya da bir dizide popüler oldu ya da çok beğenildi diye jön olup olmadığına karar vermek çok zor. Tabii ki çok yakışıklı, tabii ki iyi oynuyor. İyi, Kıvanç'ın Aşk-ı Memnu'daki oyununu, özellikle bu hafta seyrettiğim bölümündeki oyunu son derece başarılıydı. Gerçekten çok başarılıydı. O gözlerinin dolması, o tedirginliği inanılmaz bir şeydi yani. Tebrik ederim. Ama bundan sonraki tutumu, bundan sonraki duruşu çok önemli. Benim için 5 sene sonra yine aynı şeyi yapabiliyorsa jön olabilecektir. Şu anda jön olma adayı diyebilirim ama jön diyebilmem için daha çok erken. Peki, inanıyorum ki Kıvanç Tatlıtuğ da buna dikkate alacaktır. Ama bizim için, şu anda Türkiye için jön'ün en büyük adayı ve başındaki kişi diyebiliriz. Biz böyle diyoruz, halk böyle diyor. İnşallah senin dediğin gibi 5 yıl sonra çok çok daha ileride göreceğimiz bir Kıvanç Tatlıtuğ ve Kıvanç Kasabalı bizlerle olur. Yine biz bu programı yaparız. Sen de bizlerle olup paylaşırsan çok seviniriz. Bu arada böyle şanslı bir günde, bugün sevgili kızın Zehra'nın doğum günüymüş. Onu kutlamak istiyorum. Sevgili Zehra, sevgili halacığım, iyi ki varsın, iyi ki doğdun. Yanında olamadım ama en kısa zamanda sade ve sadece seninle birlikte bir yemek yiyeceğim. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Ayrıca sevgili Hülya Avşar, lütfen Zehra'ya aldığım hediyeyi kendisine ver. Zehra beni aradı çünkü. Telefondan dinliyorsun değil mi? Televizyondan dinlersen geç gelir. Vermeyeceğim çünkü o hediyeyi ben çok beğendim. Eyvah. Kusura bakma. Peki. Abi, sana da alırım hayatım benim. I love you. İyi ki varsın Hülya. Çok teşekkür ederiz bağlandığın için. Bir dakika. İki Kıvancı da çok öpüyorum. Gerçekten çok şekerler. Sağ ol, teşekkürler. İnsan takılıyor onlara baktıkça. biliyorum ki onlar 5 sene değil, 2 sene sonra da kendilerini gösterecekler ne olduklarını. İkisi de yanaklarından çok çok öpüyorum. Biz de seni çok öpüyoruz. Çok sevgili Hülya Avşar. İyi geceler. Çok teşekkür ediyoruz.